Mikrofon olmuş mu? Olmamış. Karbonhidrat tüketimi. Biz karbonhidratçıyız. Evet. Benim seminerde söylemiştin ama başka onun dışında hiçbir yerde bu konuşma geçmedi. Arkadaşlar, büyümek istiyorsanız yiyeceksiniz. Ben başka türlü bir herhangi bir yol bilmiyorum. Biz karbonhidratçıyız. Biz böyle gördük. Tülay abiden böyle gördük. O da karbonhidratçıydı. Büyüktü yani. Biz karbonhidrat yedik, büyüdük. Anlatabiliyor muyum? Yani bilmiyorduk başka bir şey. Yani bizim zamanımızda yoktu yani. Kötü de olsa karbonhidrat yedik biz. Anlatabiliyor muyum? Yani şu anda da şu anki beslenme tekniklerinin içine yine koydum. Yani öğün başı 150-100 gram ya da 200 gram civarı karbonhidrat tüketmelerini tavsiye ediyorum. Ama bak yine söylüyorum, vücut şu geliştirme sporcuları için. Ya bana hani hiç kimse demesin ki 200 gram karbonhidrat da 150 gram karbonhidrat da inanılmaz ölçülere sahip oldum. Mümkün değil. Yani bak yine altını çiziyorum. Jim devam edenleri için demiyorum. Onların üstüne giydirmelerini, yakıştırmaları lazım. Bir gömlek, bir tişört, bir bilmem, durmadan gardırop değiştiremezler. Ama ben vücut geliştirme sporcusu olacağım diyorsan, karbonhidrat yemeden hiçbir cacık olmaz senden. Cacık olmaz arkadaş, onu diyorum. Bak öyle diyorum. Yani ortalama şöyle diyeyim, 110 kilo bir vücut geliştirme sporcusu günde 700 gram civarı karbonhidrat yemeli. Maşallah. Ya bu karbonhidrat gramajı olarak değil. Mesela 100 gram yulaf, 600 gram pirinç yemeli. Yiyebiliyorsa 1 kilo yemeli. Çok samimi söylüyorum. Gözlerim açık dinliyorum. Ve bunu aylarca yemeli. Yani günde 1,5 kilo et yiyerek belirli bir yere kadar büyüyebilirsiniz. Ama günde yarım kilo kırmızı et yiyip 700 gram pirinç yerseniz 6 ay sonra orangutan gibi olursunuz. Orangutan getirince açıklayabilir. Ve vücudunuzu tabii kardiyo ile ve güzel bir antrenmanla desteklerseniz inanılmaz derecede forma girersiniz. Ve bu sizin geleceğinizde şampiyon vücutçu olmanızı sağlar. Yani ben bunu anlamıyorum. 200 gram pirinç yiyorum. İşte 800 gram tavuk, 10 tane yumurta, işte avokado ya, Hindistan cevizi ya. Ben öyle gelişebilecek bir insan görmedim. Ha, gelişirsin. Dediğim gibi kimyasallar olursa gelişirsin. Ama yine bir yere kadar. Ama hepsi bir arada olup bir de karbonhidrat yersen o zaman orangutan gibi olursun. Yani bu iyi bir tabir. Yani vücutçu olursun diyorum. Biz orangutanları severiz. Gorilleri severiz. Ayıları severiz. Gene başka bir... Bizde iltifattır yani. Junocomast. Evet. Yanlış yazmış. Göğüs kaslarının gelişmesini engeller mi? Göğüs kaslarınızın gelişmesini engellemez ama kötü bir görüntü ortaya çıkar. Yani özellikle vücut yağlarınız belirli bir seviyenin altına düştükten sonra orada böyle istenmeyen böyle tavuk, evet, göğsü bir görüntü olur. Ondan sonra kötü bir görüntüdür, keyifsizdir. Çözümü operasyon mudur yoksa var mı başka bir yani alternatifi? Ben o sıkıntıyı yaşadım ondan sonra ve operasyonla, estetik ameliyatla çözdüm. Zaten vücut geliştirme sporcularının %95'i, %99'u bu işi bu şekilde çözmüştür. Evet. Yani rahatsız ediyorsa, kötü gözüküyorsa, tişörtten falan belli oluyorsa... Zor bir operasyon mu? Yok, kolay bir operasyon. İyileşme süreci nedir? 10 gün, 15 gün içinde hallolur. Bir ay kaybetmezsiniz ama ömrünüzün sonuna kadar rahat edersiniz. Çünkü tişörtten rezalet gözüküyor yani. Evet. Ketojenik diyet hakkında ne düşünüyor diye soruluyor. Ketojenik diyet bana yurt dışındaki vücutçu arkadaşlarım da çok tavsiye ettiği bir şey, kullanman lazım diye. Ancak ben vücuduma o kadar yağ koymayı tam hoşlanmıyorum. Yağın tadı hoşuma gitmiyor. Hani işte Hindistan cevizi yağı, avokado yağı, zeytinyağı, işte etin antrikotun kenarındaki yağ, bilmem ne ya, ben yağdan hoşlanmıyorum. Hani ben yağ yemekten, ağzımda vermiş olduğu tattan hoşlanmıyorum, açıkça söyleyeyim. Tercih olarak sızma zeytinyağı kullanırım. Diğer yağlar benim damak tadıma uygun değil, mideme uygun değil. Hoşlanmıyorum ve kullanmıyorum. Bu kadar. Siz uygun görüyorsanız, damak tadınıza uyuyorsa hepsini kullanabilirsiniz. Ben kullanmayın demiyorum. Bana uymuyor arkadaşlar. Bana uyan halis mulis zeytinyağıdır. Kendimi o zaman Terminator gibi hissediyorum zeytinyağı aldığım zaman. Salataya ya da yemeğe zeytinyağı koyduğum zaman hem hormonlarımın daha iyi çalıştığını hissediyorum, hem daha iyi antrenman yapıyorum. Hatta bizim için çok önemli tabii, erkekler için libidom da çok yükseliyor. Zeytinyağıyla çok ilişkisi olduğunu düşünüyorum.
Tabii şimdi gidip şimdi evet. Şişelerce zeytinyağı içmeyin. Ayvalık'tan zeytinyağı getirtelim galon galon. Ben kendi ismimi söylüyorum. Yani ben bir çorba zeytinyağı koyduğum zaman salataya 2 saat sonra benim bütün kimyasal şeyim şimdi değişiyor. Instagram'da değişik videolar ve bardak bardak zeytinyağı içerlerken. Arkadaşlar bilmiyorum. Bekliyorum bardak bardak içerken videoyu. Yani